Allah'ın delisi, atarlı manyak. Selen'in ahı çıkıyormuş. Kızım, sen o gün hayatımıza girmeseydin ben Selen'le kavga etmeyecektim. Gittin psikopat gibi ispiyon ettin beni. Süpermiş ya. Bana mı çıkartıyorsun faturayı? Bal gibi de aldatıyordun kızı. Sen yaptın. Sen öldürdün onu. Seda'yı da sen sardın başımıza. Ha, ben öldürdüm. Demek ki yapabiliyorum. Ha bir kız, ha iki kız fark etmez. Hatta seni de ekliyorum. Ha üç kız, tamam mı? Oldu mu? Sıkar o biraz canım. Neyse ya, tamam. O iş bende. Seda'yı ben öldüreceğim. Yaparsın sen, yaparsın. Allah'ım manyağı. Sen onu da yaparsın. Psikopat. Gitti ya. Kocamla da kaynanam yüzünden sorun yaşıyoruz yani. Ay böyle kaynanalar da yani dağlara taşlara. Şu ileriden sağdan dönebilir miyiz? Fulluyoruz abi. Seda! Seda aç şu kapıyı. Ya sen kiminle neyin pazarlığını yapıyorsun ha? Aç şu kapıyı, yüzüme söyle. Bu ne yürültü? Ne yapıyorsunuz siz? Ablacığım ben geçenlerde de gelmiştim, hatırladın mı? Hani Seda intihar etmişti. Ya bu kız yine intihar etti galiba. Sen bir koşu bana anahtarı getiriver hadi. Seda çıktı kızım, yok evde. Aydın almaya geldiydim. Sapı sağlamdı maşallah. Ya. Maşallah. Peki sağ ol. Bana bak kızım. Kiminle neyin pazarlığını yapıyorsun bilmiyorum ama yapma. Hiç iyi olmaz senin için. Mesajımı alır almaz ara beni. Sekreterine ya. Bana bak kızım. Sesini keseceksin. Sorun çıkarmayacaksın, anladın mı? Vereceğim paranı, yarın gel konuşalım. Bir şey oldu mu abi? Ya bir mendil bir şeyin var mı ya? Sağ olasın. Ya bu, kusura bakmayın buraları da böyle. Önemli değil abi. Şunun parasını vereyim. Yok abi sorun değil. Tamam. Çok sağ olun, eyvallah. Geçmiş olsun abi. Sağ olasın. Hani bir adam gelmişti hatırlıyor musun şoförlük için? Selen Hanım birini arıyordu. Hı. Konuştum ben onunla. Yalıları karıştırmış adam. Başka yalıyı arıyorlarmış şoförü. Yani Selen Hanım'ın kuzeni gerçekten şoförlük mü arıyormuş? Kuzeni mi? Evet. Geçen tekrar gelmiş Hacer ablaya öyle söylemiş. Ay ne tuhaf. Adam önce iş için geliyor, Selen Hanım beni tanımaz diyor. Sonra bir anda kuzeni çıkıveriyor. Harbiden tuhafmış ya. Emrah. Arabanın anahtarını verir misin? Ben bırakayım gideceğiniz yere. Yok ben kullanacağım. Sen kapıya getir. Peki. Hala Hanım, ben Selen Hanım'la alakalı bir şey öğrendim. Artık bana laf taşımana gerek yok Zeynep. Hepsinin canı cehenneme. Ne yapıyorsun kızım sen akşam akşam tek başına dışarıda? Sana ne lan, hesap mı vereceğim sana? İyi be. Seda işini ne yaptın? Hallettim. Soktum karnına bıçağı. Tövbe yarabbim ya. Gittim evine yoktu.
Lafa gelince fena esersin, icraata gelince pamuk şekersin be gülüm. Rol çalma. Onlar benim laflarım. Ne yaptın sen ya? Önemli değil ya. Elimi kesmiştim de mal gibi üzerime sürdüm. Oğlum mikrop kapar o. Şunu koy şuraya. Eve gidince de tentür diyor süreriz. Sür tabii. Sür, nişanlına bak sen biraz ya. Üzme çocuğu. Üf, zevzek zevzek konuşma be. Hadi gidelim. Teyzeciğim, o gerçek Selen değil ki. Çakma Selen. Asıl adı Asiye. Asiye Alsancak. Her neyse işte. Bak teyzeciğim, senin torununu asıl tehdit eden Asiye. Yani kızı öldürürken görmüş, videoya çekmiş. Helal olsun ha. Akıllı kızmış. Hayır, saf olan benim. Bugüne kadar tek bildiğim Asiye'nin yerine Selen'in gömüldüğüydü. Size nasıl teşekkür etsem az. Yani bu bilgi benim için çok önemli. Hayır, Çetinciğimden yarın bir şey rica edecek olursam... Çetin'den hiçbir şey istemeyeceksin. Artık Çetin'i tehdit edemeyecek. Ben torunumu kurtardım. Semra, bir şey mi dedin? Hayır canım. Uykum kaçtı da ben gidip süt alacağım kendime. Sen uyu. Aa, sen uyumadın mı anneanne? Uyuyamadım. Siz nereden geliyorsunuz? Biz... Ne oldu sana? Yaralandın mı? Yok yok, bir şey değil, önemli değil. Ufak bir kesik ya. Sen mi yaptın? Ben niye yapayım anneanne ya? Yok anneanne, benim hatam. Marketten bir şey almıştım, elimde kırdım salak gibi. Üstüme başıma bulaştı. Bak, küçük bir şey, önemli değil. Ben mutfağa gideyim, su içeceğim. Kusura bakma Selen'cim. Gece gece görünce aniden panik oldum. Ne söylediğimi bilemedim yani. Yok. Sorun yok. Tendirciyi sürmek lazım oraya. Ben halledeceğim anneanneciğim. Siz uykunuzu açmayın. Peki. Hemen nasıl bana kesti faturayı? Bu da Pervin gibi. Hayatta kendi çocuklarından, torunundan kıymetli bir şey yok. Ha, bak ne diyeceğim. Ben anladım ya. Sen anne olursan tıpkı anneannem olacaksın. Ben adil bir anne olacağım canım. Gerçi çocuk sana benzerse kimse hiçbir şey yapamaz. Başlar bebeklikten atar yapmaya. Tabii ki de bana benzeyecek. Sana benzeyecek değil ya. Babası değilsin, bir şey değilsin. Çocuk Çetin'den değil. Ben odaya çıkıyorum pamuk almaya. Sen de git şu üstünü değiştir. Emredersin. Emrediyorum. Gidiyorum. Taylan, ben senin karınım. Artık değilsin Hale. Artık seni sevmiyorum. İlk duruşmada boşanacağız. Mine'yi benden uzaklaştırmayı başardın. Ama bu evliliği kurtarmayı başaramayacaksın. Ben sana ne yaptım? Taylan, ben sana ne yaptım? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben sana? Thank you.
Senin de canın tatlıdır şimdi ha. Ağlamak falan yok. Seviyorsun sen beni. Şşş, yavaş ya. Oğlum sen hala anlamadın galiba. Bu aşkı ikiye bölsek... sana eyvah düşer, bana eyvallah. Bana aşık olduğunu kabul ediyorsun yani. Defol git be. Ya kızım, sen böyle atar gider yapıyorsun ya, bazen komik oluyorsun biliyor musun? Varoş çocukları acıdan, dertten sağ salim çıkabilmek için atar gider yapar. Siz bunu sonradan öğrendiniz, alay konusu yaptınız. Ben de biliyorum acının ne olduğunu. Annemle babam öldüğünde çok ağlamıştım. Ben de annemi öldüğünde çok ağlamıştım. Babaannem elma yapmıştı. Kusmuştum, yiyememiştim. Sen küçükken de yaramazdın değil mi? Hı? Böyle gözler fıldır fıldır. Hangi kızın eteğini açsam diye. Yani kadınlar hep çekici bulmuştur beni. Sonuçta tatlı çocuğum, kabul et. Ediyorum lan. Vallahi. Ha şöyle. Tipinin gideri var da karakterinin ne deri yok. Oradan kaybediyorsun sen. Ne bakıyorsun be? Olacak. Zamanla o da olacak. Ne olacak? Karakterine de mi estetik yaptıracaksın tatlım? Ne var Hale? Hale Hanım'ın eşiyle mi görüşüyorum acaba? Evet benim. Siz kimsiniz? Ben emniyetten arıyorum. Eşiniz ufak bir kaza yaptı da. Ne? Sence kim verecek Seda'ya 500 bin lirayı? Bilmem. Blöf mü yapıyor lan yoksa bu bize? Ortalık kızışsın diye. Ben halledeceğim onu ya. Durumu iyi mi? Emin misiniz? Tamam. Doktorla görüşmek istiyorum. Peki durumu nasıl? Bari bir şeyler söyle. Ne oluyor? Ya Hale kaza geçirmiş. Ne? Dur ben de geliyorum. Tamam. Kızıma bir şey olsun. O yalıyı tepenize yıkarım sizin. Yaşatmam. Vallahi de billahi de yaşatmam seni Taylan. Taksi. Gel. Gel gel annem, acelem var. Ay, hemen hastaneye, hastaneye. Ay. Neyse ki kırık çıkık yok. Ama doku yırtılması ve sinir köklerinde ezilmeler var. Hanımefendi durur musunuz? Bırak, bırak evladım o benim. Doktor bey. Hanımefendi lütfen. Halem. Annem. Hanımefendi lütfen dışarı bekleyin. Lütfen. Hale Hanım gayet iyi. Lütfen dışarı bekleyin. Tamam çıkacağım. İyiyim. Vallahi tamam madem kızım iyi. Bu yeter bana. Hanımefendi lütfen hadi. Annem seni seviyorum yavrum. Prensesim benim. Çıktım. Lütfen. Tamam. Kusura bakmayın. Annem biraz korkmuş. Önemli değil. Ha, bu arada kan testi sonuçlarında çıkan bir şey daha vardı. Nedir? Nesin anne? Hale nerede? Durum nasıl? Benim kızımın bu saatte işi ne? Dışarıda. Niye araba kullanıyordu? Yine kavga mı ettiniz? Öldürecek misin sen benim kızımı? Ya nesin anne? Hale nerede? Nasılmış durumu? Karını çok mu merak ettin? Ölümlere yatmış benim kızım. Damat, sen ne biçim bir adam çıktın ha? Ya Nesin teyze ne alakası var? Dayımın haberi bile yoktu. Sen öyle hiç karışma. Kızıma ilk ihanet eden sensin. Ya Nesin anne Allah aşkına yeter. Hale nerede? Durumu nasıl? Hale? Hale? Nasılsın? Geçmiş olsun yenge. İyiyim, iyiyim ben. Hale Hanım'a ilaçlarınızı alıyorsunuz. Ayrıca uyumluk birkaç gün daha kalacak. Diğer konuyu anlatımı da size bırakıyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hale? Geri kalanı ne demek? Yani ne diyor doktor bey? Yok bir şey. Hadi gidelim. Gidelim anne. Gidelim çocuğum. Hale, annem ağrı kesici falsamı yaptılar.
bileyim. Sırıtıyorsun da çocuğum. Bunu da atlattık dayıcığım. Allah korumuş bak. Sapa sağlam geliyorlarmış. Çok şükür. Kıyamam ya, nasıl da üzülmüş. Sen ne merhametli kadınsın ya. Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım Aile'ye. Belki açtır. Ne yaptın? Ben çocuğumu tuttum Semra Hanım. Siz de ödemeli vizeyi halledin. Daha bitmedi. Bir kişi daha var. Anneanne geldiler. Arayacağım seni. Gel kız. Nasılsın Ali? Ölmedi Allah'ıma bin şükür. Kurtulamadın ha kızımdan. O ne demek öyle ya? Siz de beni iyice canavar bellediniz ha. Selam, lütfen. Geçmiş olsun kızım. Babanı uyandırmadım Taylan. Tamam, iyi yaptın anne. Hadi Ali. Aman uyandırmayın Semra Hanımcığım. Kızım ölmüş mü, kalmış mı? Kimsenin umrunda olmasın. Hacer, bana misafir odasını hazırla. Halemi yalnız bırakmayacağım bu gece. Misafir odasında Selin Hanım yatıyordu. Ha, o zaman Çetin'in odasını hazırla. Çetin de nişanlısının yanında yatıversin. Zaten o işi de yapmışlar. Hayret, niye ayrı odaları varsa? Ne diyorsunuz siz ya? Tamam, tamam aşkım, tamam. Ne tamam be? Ne yapıyorsun sen burada ya? Yani Nesrin teyze benim odama yerleşti. Ben de yersiz yurtsuz kaldım. Ulan koskoca yalıda yatacak yer mi bulamadın? Git bul bir yer yat. Anlarlar kızım. Zaten yengemin gözü üzerimizde. Bir şey olmaz. Ben böyle burada köşeye kıvrılırım. Minnak bir yavru kedi gibi uyurum. Hiç de sesim soluğum çıkmaz. Vallahi. Yerde yatarsın. Yok artık. O zaman çık dışarı. Çık çık çık. Koltukta yatsan. Aferin. Akıllı ol böyle. İyi ben... Banyoda giyiniyorum o zaman. Sen de burada giyinirsin. Tamam. Çarşaflar da burada. Tamam. Bugün yalvaracaksın beraber uyuyalım diye Asiye Hanım. Bekle de gör. Sonra kızın annesi çıktı amcama. Kafama terlik fırlattı. Hadi lan. Evin terlikleri böyle arkamdan böyle kafama kafama geldi. Dur lan dur tamam. Kanka dur ben bir işimi halledeyim. Tamam ben buradayım tamam. Manyak ya. Bu ne lan? Hakan burada bir kız var lan. Ve? Yaralanmış lan bu. Ölmüş. Ben polisi arıyorum. Zekalı.
Relax. Ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorsun? Ne çekiyorsun? Horlamanı çekiyorum. Benim de şantaj videom var artık. Ben horlamam bir kere. Ya bu kim? Bu ne? Ver şunu. Bırak ya. Ver şunu. Bebeğim. Yatağa attın beni. Defol git şuradan. İyi tamam ya. Çetin bir ciddi ol ya. Ne yapacağız biz Seda işini? Ha? Hala aramadı mı? Yengen de pek bir şey biliyor gibi değildi. Kalk biz bulalım şu kızı hadi. İyi. Hop hop! Ne yapıyorsun lan? Banyoda soyunacaksın. Aynı anda aynı yerde soyunmak yok. Yaz şunu kafana. İyi. Ben duşa giriyorum. Kapıyı da kilitlemiyorum ha. Gerizekalı ya. Cesedi nasıl buldunuz? Biz parktan geçiyorduk. Sonra ben o tarafa gittim. Sonra şeyi gördük. Yani cesedi. Sonra sizi aradık işte. Kimlikleri alayım. Amirim, iki mesaj bırakılmış kızın telefonuna. Bekleyin burada. Gerek yok, iyiyim. Aa, Taylan, çarpıştığım arabanın sahibi. İyi değil mi? İyi, ben konuştum. Zararı neyse karşılayacağız. Bakma bana öyle. Acımanı istemiyorum. Evet. Ama bunun için elinden ne geliyorsa yapıyorsun hala. Haklısın. Ama bu sondu. Merak etme. Artık mücadele etmemeye karar verdim. Hale. Ölebilirdin. Gece sana çok sinirlenmiştim. Atladım arabaya. Hiçbir kırmızıda durmak istemedim. Ama ikinci de tosladım. İnsanın gözü kararınca saçmalıyor demek. Neyse. Avukatınla konuştun mu? Boşanma evraklarını hazırlamış mı? Bir an önce imzalamak istiyorum. İstediğin oldu Taylan. Senden vazgeçtim. İki hafta onun yanında kalmam lazım. Kal tabii. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Fakat Mine, sana o kadar uzun süre izin veremem. Yerine birini almak zorundayım. Anladım. Tamam. Alın o zaman. Ne kadar oldu sen buraya başlayalım? Paranı vereyim ben. Bu sefer iyileşir artık değil mi kızım? Testler uyumlu sonuç verdi. Küçük bir ihtimal ama tutmazsa bir kere daha yapmak zorunda kalabiliriz teyzeciğim. Akraba olmadan nasıl uyudu bu iyilik? Mucizelere inanmak lazım. Mucizeler de bula bula bizi bulacak değil ya. Bu işte bir iş var kaynana. Gene rahat durmuyorsun. İlla kurcalayacaksın. Kuzu gibi her söylenene inanacak bir insan değilim çok şükür. Hemşire hanım. İliği veren kimse bir teşekkür etmek isteriz. Başta bundan kişi kimliğinin açıklanmasını istememiş. Canım sadece adını öğrenmek istiyorum. Yani kime dua edeceğim bileyim değil mi? Maalesef mümkün değil. Hemşire hanım. Senin çocuğun var mı? Var. Allah bağışlasın. Bak, Ayşe bizim kıymetlimiz. Benim de baş tacım. Sen de anlasın, anlarsın. Kötü bir şeyden değil. Yani sadece adını bilmek istiyorum. Valla billah kimseye bir şey demeyeceğim. Peki, gelin benimle. Kalk.
Kahveni içmedin Bülent. İçmeyeceğim. Kalanını da diğerini öldürdükten sonra alırsın. Semra Hanım, ben katil değilim. Öyle mi? Değil misin? Vize işlemlerin tamamlanıyor. Ama bu işi bitirmeden hiçbir yere gidemez. Kim? Müstakbel gelinim. Selen. Ben sana nerede, ne zaman olacağını haber veririm. Benden haber bekle. Aa, Hacer abla ne oldu, değil misin sen ya? İsmini unuttum, kusura bakma. Bülent. Nasılsın Bülent? Sağ olun Selen Hanım. Anneannem seni affetti mi? Affetti sağ olsun. Pırlanta gibi kadın bu ya. Canım benim. Gidiyor musun oğlum? Görüşürüz. Günaydın anneanneciğim. Günaydın. Günaydın anneanne. Günaydın. Bir an önce yiyelim de çıkalım hadi. Nereye gidiyorsunuz? Bir arkadaşımızla buluşacağız. Kim? Seda anneanne. Ah, çok güzel. Tatlı bir kız o. Benden de selam söyleyin. Dur. Bundan da vereyim mi sana? Peynirimi. Peynir. Çok seversin. Bugün aylığımı aldım. Al şu 200 lirayı. Bir ihtiyacını gideriz. Benim param var anne. Nereden buldun? Geçici bir iş buldum markette. Hı. İyi günler. Buyurun. Pardon. Beyefendi kimde? Oğlum. Beni ziyarete gelmişti. Girebilir miyiz? Çetin hadi. Hmm. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Buyurun. Çetin Dahan ve Selen Güldal'la görüşmek istiyoruz. Selen benim. Çetin'le nişanlım, hayırdır? Bizimle emniyete kadar gelmemiz gerek. Ayşe Alsancak'a ilik veren kişinin ismi... Heh, buldum. Gizem, dün yatan çocuğun hasta kaydını getirin bana. Mert Öztürk. Hemen bakıyorum. Hemşire hanım, benim işim ne olacak? Sizin ne vardı? Hanımefendi Ayşe Alsancak'ın annesi, ilik bağışında bulunan kişinin adını merak etmişti. Kendisi isminin bilinmesini istemiyor. Kesin talimatı var. Allah Allah. Kötü bir şey için istemedim. Gidip teşekkür edeceğim. Olsun. Getirirsin. Sen ona ne bakıyorsun? Tam söyleyecektim bir isim ya. Amma kanırttın beni burada. Maalesef doktor beyin talimatının dışına çıkamam. Az önce çıkıyordun ama. Adam mı oynatıyorsun burada? Allah Allah. Anne ben geldim. Bir şey öğrenince haber vereceğim. Taylan çıkar onları orada. Avukatla görüştün mü? O da gelecek değil mi? Tamam oğlum, senden haber bekliyorum. Kafanı topla Semra. Sakin ol. Torunumu neden götürdüler peki? Ya Seda? Ölmeden önce bir şey söyledi mi acaba polislere? Asiye karakolda çözülür mü?
nişanlısını nasıl alırsınız? Hem de haber vermeden, hiç kimseye sormadan nasıl evden götürürsünüz? Bakın, bu kız hamile. Eğer başına bir şey gelirse, bunun sorumlusu kim olacak? Taylan Bey, önemli bir mesele var ortada. Bir cinayeti soruşturuyoruz. Ne? Cinayet mi? Ay, skandala bak. Demek polis geldi, enselerinden tuttuğu gibi götürdü ha. Ay ne yaptılar acaba bunlar? Vallahi ne bilmiyorum ama hiç şaşırmadım. Var o kızda bir şey. İyi de kızım. Ya Çetin'le ne alakası var? Onu bilmem. Seda Akdeniz'i tanıyor musun? Evet. Ne oldu? Şikayet mi etti bizi? Niçin şikayet edecekti? Ne bileyim ya. Yani bilmiyorum. Delinin teki yani eder. Gece aramışsın. Evet. Aradım. Neden? Özel. Özel. Bana bak kızım. Sesini keseceksin. Sorun çıkarmayacaksın, anladın mı? Vereceğim paranı, yarın gel konuşalım. Neden para verecektin Seda'ya? Şeyden... Onu bir... Özel. Ne özeli lan? Özeli mi kalmış bu işin? Kız öldürüldü. Ne? Seda öldü mü? Nasıl ya? Kim öldürmüş? Ya ben dün gece konuştum onunla. Gece yarısı parkta bıçaklanmış. Kim yapmış peki? Mesaj bırakmışsın Seda'ya. Seda kimle pazarlık yapıyordu? Aranızdaki mesele neydi? Borç verecektim ben, ihtiyacı vardı. Kimi kandırıyorsun lan? Sesini keseceğini söylüyordun kıza. Hem telefonda sesin pek arkadaşça gelmiyordu. Biri mi kesti sesini acaba? Bak bakayım şu fotoğraflara. Bu görüntüler sana bir şey hatırlatıyor mu? He? Nişanlımın beni aldattığını öğrenmiş, onunla şantaj yapıyordu. Ama biz Çetin'le konuşup hallettik meseleyi. Bu konu hakkında mı başkasıyla pazarlık yapıyordu? Kimle? Nişanlımın yengesiyle. Anneannesine sorun isterseniz. O da biliyor. Karnındaki bebeğin bile ondan olmadığını iddia ettiler. Ayırmaya çalışıyorlar bizi. Başka da bir şey bilmiyordum ben. Nişanlımı görebilir miyim? Nerede o? Bak kocam, de ki bana, ben bu kızı öldürmedim. Ama aranızdaki meseleyi bana anlatacaksın. Bekliyorum. Çetinciğim, bak canım kardeşim. Sabahın 5'inden beri ayaktayım. Çok yoruldum. Artık evime gitmek istiyorum. Ya anlatırsın? Bak, uğraştırma beni. Uğraştırma dedim. Şöyle oldu. Çetin Bey, ben olmadan hiçbir soruya yanıt vermek zorunda değilsiniz. Aşkım ben polise her şeyi anlattım. Yani sen beni aldattığın için Seda'nın bize şantaj yaptığını filan. Hayır, bu bizim özel hayatımız. Polise ne oluyorsa. Özel. Siz gidin Seda'nın katilini bulun ya. Yazık günah, gencecik kız. Çetin Bey, buyurun çıkalım. Çıkalım. Aman Selçuk, makineye yeni bak, gözünü seveyim ha. Yok yok, o oraya değil. Şöyle koy bak, makaraları kaldır. Ruloyu oraya koy. Kumaş kartelaları geldi. Yaşa.
Bunları da şöyle arkaya doğru alalım. Çetin. Alo Ali. Bugün gelecektin işçilerle konuşmaya falan, ne oldu? Ha, ya hiç uğraşamayacağım şimdi ya. Sen hallediver tamam mı oradaki işleri? Atölye sende. Tamam. Çetin. Bir şey söyledin mi polis? Yo sen. Saçmalama. Anlatsam nasıl dışarı çıkacaktık? Tamam ya. Hah. Ne oldu? Size karşı delilleri yok. Sonuçta sadece maktul aramışsınız. Hepsi bu. Ama mesaj var. Ya Çetin de ben de aradığımızda biraz atar yapmış olabiliriz. Mühim değil. Hatta o mesajlar sizin olayla ilgili olmadığınızı kanıtlayabilir bir açıdan. O saatlerde evde miydiniz? Ben dolaşıyordum arabayla. Seni gören biri oldu mu? Yok, benzine girdim. Hı, güzel. Peki ya siz Selin Hanım? Ben Seda'nın evine gittim. Hatta gürültüye komşusu çıktı, evde yok filan dedi. Sonra çıktım gittim. Eve gitmiş olması bir sorun olur mu Sedat? Yok. O gün zaten maktulün evine herkes gitmiş olabilir. Sonuçta bir cinayet. Öyle eften püften sebeplerle kimse zan altına alınamaz. Ben şimdi gidiyorum. Çetin, sonra senden benzinin adresini alacağım. Bir de Selin Hanım'ı gören komşusuyla da görüşmek lazım. Tamam, görüşürüz. Teşekkür ederiz. Hadi sağ olun. Sağ olasın. Hadi. Başınız sağ olsun. Bu ne korkunç bir olay böyle. Kim gencecik bir kızın hayatına kıymak isteyebilir ki? Hayır, çantası falan da alınmamış. Yani bir hırsızlık olayı da değil. Semra, sakin ol. Nasıl olayım Ahmet? Biricik torunum polisin elinde. Çetin'le Selen emniyetten ayrıldılar. Bizzat kendim konuştum avukatla. Ya tekrar götürürlerse Çetin? Bir şey yapmalıysa niye götürsünler? O yapmadı. Yapmaz. Çetin yapmaz. Baba geldiniz mi? Neymiş mesele? Taylan gelince anlatır. Ben de ayrıntısını bilmiyorum. Hacer, polisler geldiğinde Semra yine krizi geçirmedi değil mi? Geçirmedi Ahmet Bey. Hastalığı nüksetmesin de. Allah yazdıysa bozsun. Ya Talat abi, senin işçiliğini bilmiyor muyuz? Senden aylasını mı bulacağız? Sen hemen evraklarını toparla, yarın gel başlarsın. Sağ ol. Eyvallah abi. Ali, benim de evrak neyim getirmem gerekir mi? Gerekir. Ustabaşı olacaksın sen Salim amca. Ya Ali, ben ne anlarım amirlikten? Gözünü seveyim, beni düz işçi yapar. Ya Çetin Bey'in emri vallahi. Ustabaşı olunca esip güllersin artık Salim abi. Hiç olur mu öyle şey Ömer? Tövbe tövbe, estağfurullah. Patronluk yakışır Salim abime. Kravat neyini de takar belki. Bak Ali, şimdiden makaraya almaya başladılar bile. Ya uğraşmayın Salim amcayla ya. Hadi hayırlısı olsun. Sağ ol Ali. Hayatımız yoluna giriyor galiba Ali ha. Ayşem iyileşecek. Ben iş buldum. İnşallah Selim amca. Sağ ol, sağ ol oğlum. Hadi hayırlı olsun. Hoş geldin Tevfik abi. Tamam anne, getiriyorum Çetin'le Selin'i. Sen merak etme. Hayatım, iyi misin? Ne oldu ya? Sen anlayacaksın. Ya bekliyorsam hala aramasını. Aramasın da bulaşmasın da. Mehmetciğim. He? Ayşe niye gelmiyor? İyileşti ama değil mi? İyileşti ha? Daha değil Mehmetciğim. Bir iki hafta hastanede kalacak. Ben de geleceğim değil mi? Ayşe'nin yanında duracağız orada. Hiçbir şeye dokunmayacağız değil mi? Bugünü atlatsın. Ben seni Ayşe'nin yanına götüreceğim. Söz.
Ha? Götüreceğim Ayşe'nin yanına. Gideceğiz. Yine hadi kızım, hazır mısın? Hazırım babam, şunları bir mutfağa koyayım da geliyorum. E ver ben götüreyim, siz geç kalmayın. Yok, kalmayız Fatma abla. Sana da çok zahmet verdik zaten. Ne zahmeti canım? Fatma sağ ol ya. Mehmet de Turacan'a sen bakacakmışsın. Siz bana zor günümde evinizi açtınız Salim abi. Lafım olur. Mine, Çetin Bey'in yeni açacağı tekstil atölyesine beni ustabaşı olarak alıyorlar. Ay çok güzel olmuş. Hadi hayırlısı. Yakışır benim babama. Ya iyi oldu da bu dişlerle nasıl olacak be kızım? Naylonluyken bir şey fark etmiyordu ama şimdi bu dişlerle böyle ustabaşı olur mu ya? Olsun babam, temizletirsin sen de. Yok kızım, yok. Bu aralar öyle şeylere para ayıramam ben. Rıza'nın gittiği dişçi var. Eline çabuk, fiyatı da uygun. Taksit de yapıyorlar. Taksit yapıyor mu? Tabii. İyi, o zaman ona giderim. Sağ ol ya. Hadi bakalım. Hadi sağlıcakla gidin. Sağ ol, sağ ol Fatma. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Çetin. Canım. Canım. Ay ay. Tamam anneanne. Gel otur, gel. Dedeciğim. Bir şey yapmadılar değil mi? Canını yakmadılar. Yok. Çok kibarlardı. Ben de iyiyim. Gerçi kimsenin merak ettiği yok ama. Selen, hadi geç sen de otur. Çetin, geldiniz mi? Ne olmuş? Anne tamam, öğreneceğiz işte. Bu öldürülen kız nereden arkadaşınız sizin? Kim öldürülmüş ki? Ya şu Selen'in doğum gününe gelen kız var ya. Seda. Seda ya. Aa! Yoksa siz mi öldürdünüz? Aa, nesin anne? O nasıl laf öyle? Ay ne bileyim damat. Öyle polisler gelmiş etmiş yani. Dün gece Seda'yı aramıştık. En son biz aradığımız için şüpheli konumuna düştük. Ama polis öğrenecek kimlerin aradığını. Ona kıyanların yanına kalmayacak. Sen niye bana bakarak konuşuyorsun? Bir şey mi ima ediyorsun? Yani bilemem artık. Ben o kızı en son burada senin doğum gününde gördüm. Onun dışında da ne aradım ne konuştum. Beni bu işe karıştırmayacaksınız. Sallama bana o parmağını. Aman kızım, niye çeneni yoruyorsan? Niye izah ediyorsan ki şunu? Hem haliyle ne alakası var canım? Sen arkadaş mıydın o kızla? Ay ne münasebet? Öyle basit kızla. Senin gideceğin yerde o basit dediğin kızla aynı Haleciğim. 2 metre toprağın altı. Yeter! Ne yapıyorsunuz siz? Utanmasanız birbirinizi polise teslim edeceksiniz. Belenoğlu ailesinin cinayetle ne alakası olabilir? Bu evde neler dönüyor Semra? Hiçbir şey Ahmet. Hiçbir şeyse polis niye sorguya çekiyor? A, tamamen tesadüf. Çocukların gece arayacakları tutmuş. Öyle değil mi Çetin? Öyle, öyle. Emniyetteki tanıdıklarımı arayacağım. Bu mesele derhal kapanacak. Taylan, sen de avukatla konuş. Olayın gazetelere sızmasını engellesin. Tamam baba, merak etme. Ben hallettim o işi. Ahmet, sakin ol lütfen. Siz de bu meseleyi daha fazla uzatmayın artık. Bu evde cinayet lafı duymak istemiyorum. Annenin de tarzı bu hayatın. Böyle bir şeyler olduğu zaman hemen üstünü kapatmak. Hala Allah aşkına daha fazla uzatmayalım. Yeteri kadar yorgunuz zaten. Özellikle de siz değil mi? Evet ya, bayağı yorgunuz. Biz dinlensek mi aşkım? Bence de. Benim de şirkete gitmem lazım.
Semra Hanım. En baştan yapmamız gerekeni şimdi yapacağım. Avukat Sedat'la konuşup Selen'i araştırmasını isteyeceğim. Ben zaten gerekli araştırmayı yaptırdım. Öğrenilmesi gereken her şeyi öğrendim. Selen'in ne bize ne Çetin'e hiçbir zararı olamaz. Yani bu olanlar sadece tesadüftü. Aynen öyle. Sen sakın canını sıkma. Her şey kontrol altında. Çok yoruldum ya. Biraz uyuyalım mı? Uyuyacağız. Ben önce ifadeni alayım senin. Uyutacağım seni sonra. Ne ifadesi ya? Ne oluyor? Dün gece gömleğinde kan vardı. Elim kesildi filan dedin. Seda'yı sen öldürdün değil mi? Ne? Nasıl böyle bir şey söyleyebiliyorsun ya? Selen'i de sen ittin uçurumdan. Sonra kaza ayağı filan yaptın ama öldü kız sonuçta. Sen akşam Seda'yla buluştun. Ondan sonra sinirlendirdi o seni. Sapladın bıçağı. O senin uzmanlık alanına giriyor kızım. Ben hayatımda elime ekmek bıçağı bile almadım. Ama sen Berkant'ı deşmiştin hatırlarsan. Berkant benim onurumu, gururumu kırdı. Bebeği bile başkasından sandı. Boğazıma yapıştı, kardeşime vurdu. Seda ne yaptı lan sana? Kızım saçmalama. Telefonda bana birini öldürdüm. Seda'yı da öldürünce eder üç diyordun. Zaten öyle iki ediyor. Senin matematiğin de yok yani. Üçüncü sendin tabii ki bu arada. O sıkar biraz. O iş ben de Seda'yı öldüreceğim deyip duruyordun. Ne oldu? Ha? Ya ben sinirle söyledim o lafı. Seda'yla ne alıp veremediğim olabilir benim. Seda ölse sen yanacaktın. Sen öldürdün Seda'yı. Sen gerçekten şüpheleniyorsun benden ya. Bak ne diyeceğim. Bundan sonra benim için Asiye bitmiştir. Bu tarafta fırtına olsa burada yaprak kımıldamaz artık. Anladın mı? Ya canım sen o özgüvenin altını biraz kıs da. Zaten tipim değilsin, olmayacaksın da. Bırak şimdi lafı değiştirme, itiraf et. Sinirlendirdi beni, sapladın bıçağını. Bu oyun da burada bitsin. Kızım ben yapmadım öyle bir şey. Psikopat mısın sen ya? Geçmiş karşıma. Sen geçsene şuraya. Bana bak, eğer sen bir şey yaptıysan yemin ederim giderim polise şikayet ederim seni. Paşa paşa çekersin cezanı. Anneanne? Süt getiriyordum sana uyuman için. Ama döküldü. Uyuyacak hal mi kaldı bende? Gidiyorum ben. Nereye be? Cehennemin dibine. Ben söyleyeyim temizlesinler burayı. Hacer abla! Ablacığım bak, bebeğini de getirdim. Onun adı Yeşim. Tamam, Yeşim. Sen hele bir iyileş, baban sana daha ne güzel hediyeler alacak. Senin baban ustabaşı oldu Ayşem. Sahmetin Salim. He vallahi ana, Çetin Bey Ali'ye demiş. Salim amcayı mutlaka ustabaşı yapın demiş. Ay ben ustabaşı karısı mı oldum şimdi? Salim, öyle ezik gibi durup işçileri tepene çıkarma. Otoriter ol biraz. Nasılsın Ayşe? Sıkıldım. Hemşire ablan senin nakil için hazırlayacak şimdi. Hiç canın yanmayacak, hissetmeyeceksin bir şey. Korkma tamam mı? Hadi bakalım kızım, hayırlısıyla sonunda geldik inşallah. Ablacığım, biz kapının önünde bekliyoruz tamam mı? Sağlıkla saatle çık yavrum. Kız iyileş, gene ip atlayalım seninle oldu mu? Lan bu iş iyice sardı ya. Ay kız ciddi ciddi ölmüş. Allah kahretsin, çıldıracağım ya. Hale
Gelsene şöyle seninle biraz konuşalım. Dün gece Seda ile konuştuğumda ona 500 bin lira teklif eden birinden bahsetti. Sen miydin o? 500 bin mi? Demek gerçekten bayağı önemli bir şey biliyordun. Rahmetli'nin bildiği hiçbir şey yoktu. Ama sen arkamdan dolap çevirmeyi o kadar çok sevdin ki kaşıdın. Vakti zamanında 150 bin lira teklif ettiğini de biliyoruz. Sen de daha üstüne çıktın ama değil mi? Ne saklıyorsun Selen? Hı? Söyle artık. Ya sen? Hı? Mesela dün gece o kazayı nasıl yaptın? Bir şeyden mi korkmuştun? Kaçıyor muydun? Yoksa birini mi öldürdün? Unuttu mu? O ben değilim, sensin. Dediğin gibi ben ancak hasta ederim kendimi. Ama sen bıçağı çıkartıp saplayıverirsin. Belki de sen öldürdün kızı. Ne malum? Ha? Hale. Gel Nesin teyze, gel. Biz de Hale ile cinayeti çözmeye çalışıyorduk. Ben diyorum ki Hale yaptı, Hale diyor Selen. Sence kim yaptı? Ama kızın diye torpil geçmek yok ha. Bana bak kızım, sen çok olmaya başladın artık. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Kim bilir ne haltlar karıştırdın ki o kız senin yüzünden öldü. Sesiniz ta aşağılara kadar geliyor. Hizmetçilerin diline düşeceğiz sizin yüzünüzden. Ay, keşke bu kız hiç hayatımıza girmeseydi. Keşke Selen hiç hayatımıza girmeseydi anne. Zaten Seda'yı da o getirdi değil mi evimize? Doğru söze ne denir? Değil mi Sebra Hanımcığım? Aldırma tatlım. Geç otur. Nesrin Hanım'ın her zamanki mütecavizliği. Yani bu olanlarla senin ve Çetin'in hiçbir ilgisi olmadığını biz biliyoruz. Ben kendimize üzülmüyorum. Seda'ya üzülüyorum. Paçavra gibi bırakmışlar parkın ortasına ya. Ya nasıl bir canavar yapar bunu? Tamam, Seda da dünyanın en sevimli insanı değildi belki ama yazık ya. Selen'cim, senin sinirlerin bozulmuş. Çetin'le de kavga ettiniz galiba. Ben anlarım. Selen'cim, İstersen çiftlik evine gidip bir iki gün kafanı dinle. Gençken Ahmet'le tartıştığımız zaman ben de öyle yapardım. Ne dersin? Çok iyi olur. Teşekkür ederim. Çetin'e bir arkadaşında kalacağını söylersin. Ben de hiç bahsetmem çiftlik evinden. Kadın kadının halinden anlamalı değil mi? Hadi eşyalarını topla, sonra bir taksi çağırırız. Çok tatlısınız ya. Canım anneannem. Canım. Hadi. Bu gece çiftlik evinde bitirişim. Semra Hanım. Ben düşündüm, yapamayacağım. Dün gece yaptın ama. Şeytana uydum. O kızın bakışı gözüm önünden gitmiyor. Tövbe edeceğim ben. Siz de edin. İş işten geçti Bülent. Ben ailemi korumak için bir yola çıktım. Sen de dediklerimi yapacaksın. Yoksa vizeni de alamazsın. Kalan paranı da. Hiçbirini istemiyorum ya. Aramayın artık beni. Eğer beni yarı yolda bırakırsan... Bunu çok acı ödetirim. Hem sana hem de annene. Sen bana bir Belen oğluna dokunamazsın. Ama ben senin de annenin de hayatını bitiririm. Seçimini yap Bülent.
Ama bu son. Tamam son. Çiftlik evini biliyorsun. Arka kapının kilidi sağlam değil. Oradan girersin. Anladım. Hiçbir aksilik istemiyorum Bülent. Duydun mu beni? Hı hı. Salim, sen şimdi bütün atölyeden sorumlu olacaksın. Maaşın da ona göre olur, değil mi? Ay çocuk içeride canıyla cebelli. Şu şunun düşündüğüne bak. Nasıl geçti doktor bey? Her şey istediğimiz gibi. Oh şükürler olsun. Şimdi iyiliğin tutmasını bekleyeceğiz. Ama ben çok umutluyum. Geçmiş olsun tekrar. Biz Ayşe'yi görebilir miyiz? Bir süre steril ortamda kalması gerekiyor. Hemşire size haber verir. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Gel kız kaynana gel, sana da sarılayım. Selam, nereye? Şuradan taksiye bineceğim. Emrah bıraksın seni. Ya da gel ben bırakayım. Ya ben çiftlik evine gidiyorum. Çetin bilmesini istemiyor. Tamam. Hadi ben bırakırım seni, gel. Ben de eve gideyim artık. Yani Fatma da babamın kızı değil, değil mi? Tabii tabii. Biz nasıl olsa buradayız zaten Pervin. Hadi sen git. Hadi. Gel Salim, gel. Alo. Ne yaptınız Mine? Ne zaman alacaklar Ayşe'yi nakil için? Ya abla nakil bitti. Şimdi kontrol altında tutuyorlar birazcık. Gül vereyim abime. Sağ ol abla. Senin yanında biri mi var? Taylan var. Ben kapatayım o zaman. Ya dur bir dakika ya. Allah Allah. Ayşe nasıl? Ne dedi doktor? İyi. Bir gelişme olursa ben ararım seni. Hayret bir şeysin ha. Sen boşuna üzülüyorsun ya. Taylan Bey'in hayatı hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor işte. Nasılmış Ayşe? Nakil yapılmış. Bekliyoruz işte. Sen konuşmadın mı Mine'yle? Mine artık benimle görüşmek istemiyor. Vay. Bayağı bir şey kaçırmışım bana ya. Sen haklıydın Selen. Ben Mine'yi çok üzdüm. Keşke haklı olmasaydım. Niye görüşmek istemiyor sende? Ne yapsın ona? Gerçi tahmin etmesi zor değil ama. Bu konuyu konuşmasak olur mu? Olur. Çetin ne yaptı? Bu sefer ben üzdüm onu galiba. Ya her şey çok karışık. Seda ölmemeliydi. Yani tamam deliydi biraz ama gencecik kız ya. Hani diyorum acaba bir sevgili buldu. Adam manyağın teki çıktı. O mu bıçakladı kızı ama... Ya öyle değilse? Yani sen de üzülme artık. Ne yapalım işte. Ölen ölmüyor ki. Ama katili elbet bir gün bulunur. Bulunacak inşallah.
Gözün aydın Fermin. Kocanız da başı olmuş. Oldu öyle bir şeyler. Patron Salim'i pek bir tutuyor. Bir dediğini iki etmiyor vallaha. Kız, kocana söyle de beni de işe aldırsın. Canım, Salim de konumunu varayoğa kullanamaz ki. Senin gibi kapıma dizilecek kaç kişi var kim bilir. Yani ben hangini seçip de kocama söyleyeyim? Hayır duamı alırsın arkadaşım. Yap bir güzellik. Ah, bu ara başımız pek bir kalabalık biliyorsun. Ayşe'yi özel hastanelere götürüyoruz. Para lazım. Belki senden biraz hava parası çıkar. Eşek gibi çalışmak için bir de üste para mı vereceğim? Sen bilirsin valla. Adımını attığın gibi atölyeye hop sigortan yapılacak. İzniydi, maaşıydı çatır çatır ödeyecek patron. 200 lira vereyim hadi, tamam mı? Para dedik pul oldu ama neyse hadi, komşuluk hatırı var. İşi oldu bil. İnsan bir teşekkür eder. Nankör. 300 istesen verir miydi acaba? Cık, ucuza gittin be Pervin. Kombiyi de yaktım. Ya istersen ben de kalayım burada. Ne bileyim, yalnız kalmanı istemedim. Kalma. Ben korkmam yalnızlıktan. Sen yalıya geri dön. Gel. Hadi konuşuruz. Sen de yanlış adammışsın Taylan. Yanaşma dedim Mine'ye. Üzeceksin onu dedim. Ama Siye'yi dinleyen yok ki. Oldu sonunda istediğin. Taylan sana kaldı. Taylan'la işim olmaz benim. Geleceğim yere bıraktı gitti. Kızım kardeşiz biz. Aramıza bir erkek giremez. Kafana sok şunu. En çok biz düştük. Biz biliriz ayağa kalkmayı. Tamam mı Mine? Tamam abla. Ağlıyor musun sen? Yo, iyiyim. İyi ol Mine. Ya bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Seda vardı ya hani. Ölmüş kız. Öldürmüşler yani. Ne? Ha Pervin. Ayşe'nin durumunda bir değişiklik falan olursa haber ver. Ben yine gelir bakarım çocuklara. Sağ ol Fatma'm ya. Ay Ayşe'nin durumunu bir görsen, hastanede küçücük kalmış zavallım. İçim parçalandı. Yani Allah yukarıda, bir tura can değil benim için ama yani Salim'le evlendiğimizde bebekti daha. Bak, Asiye eylemine görümce gibidir benim için. Ayşe'nin yeri bambaşka. Taş değilsin ya Pervin. Senin de bir kalbin var elbet. Aynen, ben de onu diyorum. Hepiniz beni canavar bellediniz. Kız Fatma, atölyede Salim sana da iş bulsun mu, ne dersin? Aa, olur vallahi. Rıza da yok zaten. Bütün gün evde mum gibi oturuyorum. Bana da bir meşgale olur. Bak, kayırıyorum seni, başkasına yapmam. Aa, Sabahat abla. Paranı getirdim Pervin. Hadi Fatma, görüşürüz hadi. Hadi. Akşam Salim'le konuşacağım. Sabahat ablayı işe alacağım, merak etme. Sayayım mı? Ah Pervin, ah. Ha bir de rüşvet alıyor. Hey Allah. Thank you.
kız daha neler açacak başımıza? Kim bu Seda? Neyin nesidir? Ben size demiştim demeyi hiç istemezdim. Ama demiştim. Hatta hatırlatırım. O zaman çıkışmıştınız bana Ahmet Beyciğim. Önceden önlem almak lazımdı canım, önceden. Bu Selen kimdir, neyin nesidir araştırmak lazımdı. Böyle bir şey için geç kalınmadı mı? Ayrıca bu kız 4 aylık hamile. Ya böyle bir şey herkesin başına gelebilir. Şimdiye kadar niye gelmedi peki? Dedeciğim. Bir de kendi işini kuracakmış. Daha arkadaşlarını doğru dürüst seçemiyorsun. Of dede ya. Sus. Nedir ya? Ya tamam oğlum. Sen bakma babama. Ya gelsene biraz konuşalım. Seda kimin öldürdüğü belli miymiş şimdi? Yok, avukat aradı. Polis bir delil bulamamış zaten. Of, biz mizan altındayız ya. Ya yok be oğlum. Ya senin o saatlerde orada olmadığın zaten kredi kartının ekstresinden belli. İyi ki almışsın o benzini. Selin'in de Seda'nın elinde olduğu kesinleşmiş. Sizin de bir alakası yok yani olayın. İyi. Bunu sevgilinin nişanlıma da söyler misin? Belki bana güvenir. Neden? Senin yaptığını mı zannediyor? Tam olarak öyle gibi değil de. Ya ben çok seviyorum Selin'i ama Selen biraz deli yani. Biraz değil aslında. Ya normal deli işte. Yani sen de git barış artık sevgilinle. Ama biraz kibar ol oğlum. Alttan al. Tamam ya. Burada mı o? Yukarıda mı? Yok. Çiftlik evinde. Nasıl? Sensiz mi gittin? Ben götürdüm. Yani bana sen kalma, yalıya dön dedi, ben de geldim. Vay. İyi, güzel. Gelişme var. Neyse, arayayım bari. Ya da aramayayım ya. Biraz da ben aramayayım mesela. Naz yapayım biraz da. Hep kadınlar mı yapacak? Alttan alayım biraz. Olabilir, olabilir. Ağırdan satacağım ben biraz. Arama oğlum, o seni arasın. Arasın, özür filan dilesin. Niye hep ben arıyorum ya? Allah Allah. Alo, ne yaptın? Geleyim alayım. Tribine girme Çetin. Sensiz burada kafa dinliyorum. Asıl ben kafa dinliyorum ya. Yoksa ben senin çiftlik evinde olduğunu biliyorum. Hastan olsam gelirdim ama ben yapmıyorum. Ne yapıyorum? Yayıyorum. Oh, karışınım görüşünüm yok. Kalk git diyen yok, horlayan yok. Sorun yok yani kızım. Canım benimle sorun yaşıyorsan sorun yaz, boşluk bırak. Ondan sonra da git o boşluktan kendini aşağı at. Tamam mı tatlım? Bak bakalım sorun falan kalıyor mu o zaman? Ne oldu canım, zoruna mı gitti? Ya ne diyorsun be? Sen kes be. Ne? Nasıl yani? Biri var işte. Tamam. Sakin ol. Saklan bir yere, geliyorum ben hemen. Tamam.
Asiye! Çetin buradayım! Asiye! Asiye iyi misin? Asiye! Asiye! Yavaş, yavaş. Benim ya, benim. Kapıdaydı. Az kalsın içeri giriyordu. Kim? Bilmiyorum. Biri işte gitti. Maske vardı suratında. Evet. Çetin Bey geldi. Yapamadım. Beceriksiz. Yatmadın mı sen daha? Yatıyorum canım. Rüya anlayıcı. Adaya giderken unutmuştuk da nasıl kıyameti koparmışsın. Hatırlamaz olur muyum? Gecenin 12'sinde yalıya dönmek zorunda kalmıştım. Sen getirince böyle bir sıkıca sarılmıştı. Sonra küçük bir nefes verip uykuya dalmıştı hemen. Niye çıkardın bunları şimdi? Korkma. Sana duygu sömürüsü yapmak için değil. Rüyanın odasını topluyorum. Eşyalarını da depoya kaldıracağım. Neden? Geleceğe yer açmak için. Sabah beraber çıkalım. Çok uzadı bu boşanma işi. İmzalayalım da bitsin. Her yere baktık ya. Evde kimse yok. Kaçmıştır. Hırsızdır o ya. Panikleyince kaçmıştır işte. Ya gerizekalı gerizekalı konuşma benimle. Hırsız olsa alacağını alır çeker giderdi sonra. Adam beni elinde bıçakla kovaladı diyorum ya. Zaten senin yüzünden ölüyordum. Tam adamı atlattım derken aradın, telefon sesine geri döndü adam. Kızım sen de sessiz alsaydın telefonu ya, Allah Allah. He, ben her gün bıçaklı adamlardan kaçıyorum zaten, profesyonelim. Ya beni kim niye öldürmek istesin Çetin? Yengemi listeden hemen çıkartabilirsin. Ben çıkarken evdeydi çünkü. Dün Seda, bugün ben. Ya bir resmen bizi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hayır yani sırrımızı öğrendiler desem, hani tatlı tatlı şantaj yapmak varken niye cinayet işliyorsun ki? Çok saçma. Yok ya, hırsızdır o. Seni görünce panikleyip saldırmıştır. Ya değildi diyorum. Korkuyorum ya. Ah bebeğim, kıyamam ben sana. Bundan sonra yıldan dışarı çıkmak yok, tamam mı? Hep gözümün önünde olacaksın. Tuvalete bile beraber gideceğiz. Tamam mı? Ya yürü git Çetin. Ben varken kimse bir şey yapamaz sana. Seda'nın ölümünde benim bir ilgimin olmadığını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen bile isteye birini öldürecek kadar kötü değilsin. Bu gece olanlardan kimseye bahsetmeyeyim, tamam mı? Ben yeniden polisle uğraşmak istemiyorum. Tamam canım. Hırsızdı diyorsun değil mi? Tabii canım. Hadi gel gidelim.
fırsattan istifade saçımı öptüğünü de fark etmedim sanma. Şimdi biz de hayatımızı tehlikeye attık yani. Bir karşılığı olacak. Ha. Çiftlik evinde rahat edemedin mi Selen'cim? Edemedim anneanneciğim. Çetin gece geldi aldı beni. Ne hoş. Nerede o? Erken mi kalktı? Şirkete gitti. Oradan da atölyeye geçecekmiş hazırlıklara bakmak için. Sana afiyet olsun. Kahvaltınızı etmediniz. Erkan diye biri işe alınacakmış. Hangi departmanda çalıştığını öğrenir misin? Tabii Çetin Bey. Sağ ol. Zeynep. Şu bizden ayrılan Mine'nin kardeşi. Hastaydı değil mi? Evet Semra Hanım. Ha. Geçen gün aklıma takıldı da. Gerçi Selen'cim sağ olsun yardımcı olurum demişti ama. Benim de bir faydam dokunsun istiyorum. Hangi hastanedeydi biliyor musun? Yeşil Yurt mu, Yeşil Kent mi, öyle bir yer olması lazım. Ben bir arayıp öğreneyim. Yok arama. Buradan nasıl gittiğini biliyorsun. Belki gururuna dokunur. Neyse. Ha, Selen'e sorduğumu söyleme. Zaten vazgeçtim. Herkesi ben kurtaracak değilim ki. Bütün inşaatların malzeme girişlerini biz kontrol ederiz. Bilgisayar kullanmayı biliyorsun değil mi? Ne yaptın dayı sen ya? Bu okuma yazma biliyorsun değil mi demek gibi oldu ha. Herhalde biliyorsun. Çetin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben yeni arkadaşla bir iki kelime konuşacağım da. Gelir misin canım? İyi günler. Yeşilkent Hastanesi mi? Bir arkadaşımın kardeşi sizde tedavi görüyor da. Orada olduğu bir gün ziyaret etmek isterim. Arkadaşımın adı Mine Asancak. Evet, bekliyorum. Vallahi Çetin Beyciğim, çok beklediğim gibi bir iş değil ama olsun ya, ben buradan da yürürüm. Bana bak lan! Sen mi saldırdın lan o şeye ha? Ne oluyor lan? Manyak mıyım ben? Niye yapayım öyle bir şey? Oğlum var ya, eğer bildiklerini birine anlattıysan burada senin suratını bu masaya sürte sürte gebertirim lan seni. Ben bindim dalı kesmem birader. Bir şey mi oldu Asiye? Heh? Otur lan! Asiye yok artık senin için. Onu unutacaksın. Anladın mı? Öldürülen kızcağızın cinayetiyle ilgili bir gelişme var mı Sedat? Maalesef henüz bir gelişme yok. Biz kendi işimize bakalım lütfen. Evraklar hazır mı Sedat Bey? Tabii. Evlilik süresince edinilmiş malların paylaşıma dair yapılan anlaşma da dosyanın içerisinde. Dilerseniz evinizde inceleyebilirsiniz. Böyle bir şeye gerek yok. Elbette Hali'yi mağdur etmeyeceğim. İsteğiniz üzerine Ahmet Bey henüz bir şey söylemedi. İyi yapmışsın. Babamın bizden duyması daha doğru olur. Buraya imzalıyorum değil mi? Tabii. Sedat Bey, bize bir dakika müsaade eder misiniz?
Taylan, sana son kez soruyorum. Evliliğimizi bitirmekte kararlı mısın? Tüm yaşanmışlıklarımızı, hatıralarımızı bir kenara atmak istediğinden emin misin gerçekten? Bunu yüzlerce kez konuştuk anne. Lütfen tekrar başa dönmeyelim. Peki. Sedat Bey'e söylersin, çocuğun velayetiyle ilgili bir madde de eklesin. Ne çocuğu? Hafta sonları cumartesi mesela alabilirsin ama tabii gece getirmek suretiyle. Hale ne diyorsun sen? Ne çocuğundan bahsediyorsun? Hamileyim. Kaza sonrasında yapılan kan testinde çıktı. Neyse. Ben gidip eşyalarımı toplayayım. Ben elimden geleni yaptım Semra Hanım. Tam işini bitirecektim, Çetin Bey geldi. Ona bir zarar vermemek için. Sakın ailemden birine zarar verirsen seni yaşatmam. Yeşilkent Hastanesi. Adres orada yazıyor. İkinci kat 2112 numaralı odada Ayşe Alsancak adında bir çocuk yatıyor. Yok. Çocuğa bir şey yapmam ben. Çocuğa bir şey yapmayacaksın zaten. Selen'i dediğim yere getirmek için çocuğu yem olarak kullanacaksın. Çetin Bey içeri girdiğinde Asiye diye bağırdı Sedan Hanım'a. Bunlar seni alakadar etmez Bülent. Sen sadece dediklerimi yap. Ali, ne haber? Çetin Bey, vallahi bu böyle olmaz. Ya ben tek başıma idare etmeye çalışsam da patron sensin yani. Şirketler arıyor, sipariş veriyorlar. Halledeceğim ben, onları halledeceğim. İşçiler ne durumda? İşçiler tamam. İşbaşı yapmak için bizden haber bekliyorlar. Makinaları da kontrol ettirdim ben. Hemen siz okey verin, yarın başlayalım üretime. Hadi ya, o kadar çabuk mu? Şimdi benim sekreter falan bulmam lazım. Ben yokken telefonlara baksın, toplantılar falan. Oo. Yani çok şart değil. Sonuçta holding değil burası ama. Tamam, yorulmuşsundur sen. Mola, içerideyim ben. Sen burayı biraya batırmazsan iyi ya. Alo. Yıldasın değil mi? Ben size bir yere çıkmak yok bak. Oldu canım. Kapıyı da kilitle istersen. Gece korkuyorum Çetin derken böyle atarlı değildin. Şu anda bir patronla konuşuyorsun kızım. Yakında sekreterim arayacak seni. Nişanlınız sizinle görüşmek istiyor Selen Hanım diyecek. Canım patron koltuğunda dönmek de olmuyor iş. Bana bak bir hafta sonra sıkılıp ağlama sakın ha. O kadar insana umut verdin. Ya Çetin. Seda'nın cenazesi kalkar bugün değil mi? Yazık ailesi mahvolmuştur. Mahvolmuştur tabii ya. Biri geldi, arayacağım ben sizi. Buyurun. İş başvurusu yapacaktım ben. Kadromuz dolu ama kusura bakmayın. Nasıl dolu? Açıktan 200 lira verdim ben buraya girmek için. Hava parası. Nasıl ya? Kime para verdiniz siz? Salim'in karısına. Kocasına beni buraya aldırmak için tembih edecekti. Ustabaşı olmuş ya burada. Yuh. Aa, pis dolandırıcı. Ama ben paramı bırakmam onlara. Bütün mahalleye rezil edeceğim onları. Dur. Tamam. Sen yaz buraya ismini. Geldiğin zaman Ali'yi gör. İşlemlerini başlatsın.
Bunu da al. Bizde öyle hava parası falan olmaz. Çalışırsın, emeğinin karşılığını alırsın. Bak, bu parayı aldığını kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Özellikle de Salim amcaya, tamam mı? Tamam. Aferin. Ne zaman işbaşı yapacağım? Önümüzdeki hafta gel, başlarsın. Sağ ol, teşekkür ederim. Vay arkadaş ya. Kadına bak. Salim amca üzerinden rüşvet alıyor. Yuh be. Ah be kızım. Atmayacaktın o imzayı. Bitip gidiverecekti anneciğim. Ah benim kalın kafalı kızım. Ne diyeyim ki ben sana? Anne her şey daha güzel olacak. Merak etme. Ah, bir de gülüyor. Kızım bitti gitti. Bu koca yok artık. Bu zenginlik yok. Ay kız sen boşuna mı sulara girdin ha? Buz gibi sulara. Neredeyse boynunu kırıyordun kızım sen. Hani pes etmeyecektik? Bize müsaade eder misiniz lütfen? Beğendin mi yaptığını damat? Gül gibi yuvanı yıktın. Aferin sana. Anne, lütfen. Bir daha bu boşanma konusunu açmayalım. Nasıl yani? Bir açıyoruz, bir kapıyoruz. Evcilik mi oynuyoruz Dayla? Belki ben istemiyorum artık. Soğumuş olamaz mıyım senden? Benimle oyun oynama Hale. Hamile olduğunu bilmiyordum. Avukatla konuştum. Boşanmayla ilgili belgeleri iptal edecek. Eğer o kızla bir daha görüştüğünü duyarsan... ...çocuğunu göremezsin Taylan. Anladın mı beni? Bu gül ağacını görünce çok utanıyorum. Gülleri kesmiştim ya. Hale'nin çocuğunun anısını olduğunu bilmiyordum ama. İlk sana söyleyeceğim. Hale hamile. Ne? Ciddi misin sen ya? Baba mı oluyorsun? Evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Vay be. Benimki ablalık eder artık ona. Ay abladık dedim. Allah söyletti kız olacak herhalde. Sizin durumlar ne oldu şimdi? Yani boşanacaktınız. O iş iptal tabii. Devam etmek zorundasın. Savaş hale kazandı. Baba oluyor. Gerçekten inanamıyorum. Oho. Senin kafa uçmuş. Çocuk ne acayip bir şey değil mi? Bütün kadınları unutturdu sana. Mine'nin hiç mi şansı yoktu? Yani hali hamile olmasaydı. Açık söyleyeyim mi? Deneyecektim. Yani Mine ile ikimize biraz zaman verip... ...karşısına boşanmış bir adam olarak çıkacaktım. Ama şimdi... Şimdi şansı yok. Kendimden daha önce düşünmem gereken birisi var artık. Çok iyi anlıyorum seni. Babaanne, perişan oldun ya.
Sen de hastalanırsan ne yapacağız? Hadi git sen uyu birazcık. Akşam yine gelirsin. Sen yalnız kalabileceğim kızım. Ne olacak? Babam 2 saat sonra gelecek zaten dişçiden. Ay aman, o da bu yaştan sonra artist gibi diş yaptırıyor. İyi, ben gideyim bari. Ayşem, akşama görüşürüz yavrum. Hadi. Parça sipariş aldık. Modeller de bunlar. Ne diyorsun? Yaparız, yaparız. Kolay. Kolay gelsin. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Atölyeyi temizlemek lazım açılıştan önce. Hani ben yapayım diyorum ama... hani ustabaşı karısı oldum artık. Yakışık almaz. Konu komşudan birini ayarlayayım mı? Olur. Çetin Bey. Selen Hanım nasıllar? Ay çok selam söyleyin. Vallahi ailecek duacısıyız kendisine. Söylerim. Çıktım ben öyle. Kasıntı herif. Patron milleti değil mi? Hepsi aynı. Ya abla, Mine nasıl? İyi, hastanede. Tamam. Ben uğrarım bir ara yanına o zaman. Uğra. O da seni bekliyordu. Abla, çok sıkıldım. Parka gidelim ne olur. Ablacığım, doktor anlattı ya. Biraz daha burada kalmamız lazım. Sonra ben seni istediğin zaman parka götüreceğim. Söz mü? Söz. Efendim abla? Ablacığım, ben hastanedeyim. Girişteki balkonun önünde. Kim var odada? Babaannem şimdi çıktı. Babamın gelmesine daha var da... Ayşe uyanıp odaya çıkamazsın. Babaannem burada. Tamam, o zaman sen kantine gelsene. Bari seni göreyim. Özledim ya. Tamam, geliyorum. Bekle. Ablacığım, ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Ayşe. Sen kimsin? Ben ablanın bir arkadaşıyım, iş yerinden. Onun şimdi bir iş çıktı. Ayşe'yi de al dedi, yanıma gel dedi. Parka mı götür dedi? Evet, parkta bekleyecekmiş bizi. Ama ben hastayım, gidemem ki. Ben seni kucağıma alacağım, tamam mı? Gideceğiz, parkta bekleyeceğiz. Salıncağa da bineriz, ha? Tamam. Şunu çıkaralım. Montun nerede senin? Ya kim öldürmeye çalıştı seni? Allah aşkına dön eve. Tamam, anlatırız her şeyi babama. Şok olur önce ama sonra o da çok sevinir. Bana bak, seni bırakmam. Yemin ediyorum seni bırakmam. Ay tamam Mine. İyiyim işte, bir şeyim yok. Panik yapma. Hırsız falan da herhalde. Ay sana da anlatan da kabahat he. Emin misin? Kızım benim Hale ya da annesinden başka düşmanım mı var? Onlar da anca arkamdan böyle laf sokar. Ne bileyim, çantama kolye filan atar. Sinsice yaklaşmaktan öteye gidemezler yani. Çetin de sen seviyor beni. Kıyamaz bana. Hırsız falan da o ya. Kızım başka kim olacak?
Ve asıl kötü haber... Yani aslında kötü değil de, iyi de Taylan için iyi. Abla, uzatma. Ne? Taylan'dan elini yıka kardeşim. Hali hamile. Senin için rahatlatacak mı bilmiyorum ama... Taylan karısından boşanıp sana gelmeyi düşünmüş. Sevmiş yani seni. Ama şimdi işler değişti tabii. Zamanında evladını kaybetmiş bir baba. Yeniden bir bebeği olacağını öğrenince dünyalar durur tabii. Bir daha Hale'yi bırakmaz o. Ben gideyim artık. Babam falan gelir şimdi. Şoför de ağaç olmuştur aşağıda. Çetin can güvenliğim için yalnız çıkmama izin vermiyor. Çetin seni gerçekten seviyor galiba. Yok be. Değişik geldim ona, ondan öyle. Hadi sen de Ayşe'nin yanına git. Yalnız bırakma. Ay Allah'ıma bir şükürler olsun. Heyecandan ne diyeceğimi unuttum vallahi. Ama aşk olsun be. Niye öğrenir öğrenmez bana söylemedin ha? Anne ben de hazmetmeyi bekledim herhalde. Yani bizim için de sürpriz oldu. Bize dünyaları verdin Hale'cim. Evin içinde yeniden bebek kahkahaları yükselecek. Bu harika bir şey. Hem de bir değil iki tane anne. Önce Selen'inki, sonra bizimki. Baba oluyormuşsun. Tebrik ederim. Taylan. Hemen hazırlıklara başlamamız lazım oğlum. Evet tabii anne. Odadaydı. Tahlile falan mı götürdüler biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hemşireye bir sorun. Ah Fatma. Kadriye teyze. Ayşe nasıl oldu? İyi çok şükür iyi. Ben de biraz dinlenip gideceğim gene. Benim yapabileceğim bir şey olursa çekinmeyin ne olur bak. Sağ ol kızım eksik olma. Kadriye teyze, sana bir şey diyeceğim ama Pervin'in kulağına gitmesin. Söyle kızı. Pervin, şu bizim Sabahat abladan para aldı. Salim abi onu da işe soksun diye. Ne? Yapma desem beni dinlemez. Ama patronlarının falan kulağına giderse kabak Salim abinin başına patlar. Adamcağız şimdi ekmeğinden olmasın dedi. Ama ne olur bak ölümü gör, benden duyduğunu söyleme. Paraya doyamadı. Gözünü toprak doyurasıca. Beddua etme Kadriye teyze. Sen usulünce bir konuş, o parayı geri versin. Tamam, sağ ol kızım. Hadi kal sağlıcak. Güle güle, güle güle. Biz Salih'in için almadık. Tuvalete gitmiş olabilir mi? Yok, yalnız başına hiçbir yere gitmez. Ya kardeşim nerede? Hastanededir. Panik yapmayın. Biz de bakalım. Gülay, sen tuvaletleri kontrol et. Ben bir alt kata bakayım. Pardon.
Siz kardeşime serum vermiştiniz. Odasında yok. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bir adam kucağına almıştı. Odadan çıktıklarını gördüm. Ne adamı ya? Abisi falan diye düşündüm. Ayşe'cim neredesin ablacığım ya? Ay ne adamı? Mine ne oldu ablacığım? Abla Ayşe yok. Nasıl yok ya? Ya bir adam almış götürmüş abisi sanmış hemşire. Ali filandır belki. Sen arasana bir onu. Haber bekliyorum senden hadi. Tamam. Emre hastaneye geri dönelim. Ayşe. Alo. Cumhuriyet köyü geç. Piknik alanlarından sonra ilk sağdan dön. Yolun sondaki kulübe. Biriyle gelirsen Ayşe'yi öldürürüm. Anladım. Yalnız geleceğim ben. Ayşe'ye bir şey yaparsan gırtlağını keserim seni. Emrah dursan şurada. Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Yürüyeceğim ben. Ya ben şimdi bunu ararsam hemen atlayıp gelecek. Kağıt kalem var mı yanında? Var. Bu olur mu? Olur olur. Şunu Çetin'e versene. Başla. Senin sıfatına. Bir de Salim adına rüşvet almış. Sen oğlumun alnına kara mı çalacaksın ha? Yahu bir sus. Sanki Sünep oğluna ihale aldırdık. Sabahat mi dedi bunları? Göstereceğim ben ona. Atölyeye onu temizliğe bile sokmayacağım. Bana bak. Salim'in patronunu duymadan ver şunun parasını. Yoksa bak ben sana ne yapıyorum. Yap bakalım ne yapacaksan. Kolaydı sanki. Sana itimi kemirtmem kaynana. Sabahat yalan söylüyor. Kocanla konuş beni işe aldır dedi. Salim görevini suistimal etmez deyince iftira atmış. Sen beni koruyup kollayacağına el alemin gazına ne geliyorsun? Git konuş Salim'le. Bak bakalım sana mı inanıyor bana mı? Elbet o da anlayacak bir gün senin gerçek yüzünü. Alo. Abla yok. Ali'yi de aradım. Bugün hiç gelmemiş hastaneye. Ya kim? Niye kaçırsın benim kardeşimi ya? Tamam ablacığım sen sakin ol. Ben sağ salim getireceğim Ayşe'yi. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Tamam söyle ben de geleyim. Kim götürmüş, nereye götürmüş? Ya hayır. Babama da bir şey söyleme. O da panik yapar şimdi. Ben getireceğim 2 saate kadar Ayşe'yi. Mine. Seni de Ayşe'yi de çok seviyorum. Ben sizin için yaşıyorum. Bunu unutma tamam mı? Abla. Alo. Hacer abla. Bir çay koy da içeyim be. Marketten şunları al da gel. Sonra çayını içersin. Olur abla. Kartı da al. Şifreyi biliyorsun değil mi? Biliyorum abla. Hadi. Heh. Şunu da Selen Hanım gönderdi. Çetin Bey'e vermemiz gerekiyormuş. İyi. Odasını bırakırım. Bana bir bitki çayı hazırla Hacer. O notu da ver Çetin'e iletirim. Cumhuriyet köyü geç, piknik alanlarından sonra ilk sağdan dön. Yolun sonundaki kulübe. Birkaç saate kadar gelmezsem oraya gel. Senden başka yardım isteyecek kimsem yok. Bu sefer Çetin de kurtaramayacaksın. Küçük teyzen için seni de tehlikeye atıyorum. Affet beni bebeğim.
Dediğiniz yer burası. Buyurun. Abla, buraları pek tekin değil. İstersen bekleyeyim. Yok, sağ ol. Ayşe! Mine! Nasıl olmuş kızım? Çok güzel olmuş baba. Ayşe nerede? Alo. Mine Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim. Kardeşiniz parkta kaybolmuş galiba. Neydi ismin canım? Ayşe. Hah, Ayşe. Tek başına görünce merak edip sordum. İyi ki de sormuşum. Veriyorum telefona. Al canım, konuş ablanla. Ablacığım, iyi misin? Sırtım ağrıyor. Ne işin var senin parkta? Kimle gittin sen oraya? Ne parkı ya? Hasta kızın ne işi var parkta? Bir abi getirdi. Senin arkadaşınmış. Sonra parkta bırakıp gitti. Ben de bekledim bekledim. Ya sen niye tanımadığın insanlarla gidiyorsun parka ablacığım? Neredesin şimdi? Sen yanındaki teyzeye ver telefonu hemen hadi. Mine kim götürmüş parka kızı? Bir dakika ya. Alo. Beykoz'da çayırın içindeki parktayız. Tabii beklerim ben Ayşe'nin yanında. Rica ederim. Üşüyor musun? Ya aklımı kaçıracağım kızım, anlasana. Niye? Kim götürüyor kızımı ya? Allah aşkına dur, ben sana anlatacağım. Ayşe'yi almam lazım önce. Mine! Hay Allah'ım ya, keşke dişçiye mişçiye gitmeseydim ya. Ayşe! 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 Efendim Mine? Abla, Ayşe bulundu. Beykoz'da bir parktaymış. Yanında da kimse yokmuş. Nasıl bulundu ya? Biri bana Cumhuriyet köye gel dedi. Ayşe'yi vereceğim sana diye. Abla tamam, sen hemen geri dön. Neredesin şimdi? Ben Cumhuriyet köydeyim. Piknik alanlarını geçtikten sonra orada... Abla! Abla! Abla cevap ver!